Havelsan diye anlatıyoruz, dijital birlikler diyoruz, insansız sistemler diyoruz. Arkamızda da insansız kara aracı Barkan var ama yanımda benim çok sevdiğim bir kardeşim, meslektaşım Anıl Şahin var. Savunma Sanayi ST sitesinin genel yayın yönetmeni. Anıl, seninle bugün biraz biz dijital birlikleri konuşalım mı? Tabii abi, memnuniyetle. Dijital birlikler zaten artık seninle benim olayım oldu. Havelsan'da geze geze, dolaşa dolaşa hakimiz konuya. Dijital birlik deyince insansız sistemler, uçaklar var, deniz araçları var, kara araçları var. Biraz bu dünyada bu konsept nereye doğru gidiyor? Şimdi tabii insansız hava araçlarını biz çok yakından deneyimleyen bir ülkeyiz. Hatta 40'tan fazla ülkede silahlı insansız hava aracı ihraç ediyoruz artık. İşte Bayraktar TB2 28 ülkeye ihraç edildi diyoruz. Akıncı 6 ülkeye gitti. Ankara'nın gittiği ülkeler var vesaire vesaire. İnsansız hava aracının muharebe sahasında ortaya çıkarttığı paradigma dönüşümüne çok yakından şahit olduk ve şahit ettik bütün dünya ülkelerini, dünya ordularını. Tabii iş havada bitmiyor. Bunun muharebe sahasında kara tarafı var, deniz tarafı var. Tabii insansız hava araçları 18 bin feet ve üzerinde irtifalarda görev yapıyor. Bunun bir de bulut altı tarafı var. Bu alanlarda da çalışmalar yapmamız lazım. İlk önce bunların insansız olanlarını, otonom olanlarını ortaya çıkartıp belki de daha sonra bir üst kademeye daha ulaştırıp tıpkı insansız hava araçlarına yaptığımız gibi bunlara muharip kabiliyet sunmamız lazım. Sadece vurma anlamında değil, belki de kamikaze insansız deniz araçları şu anda Ukrayna Savaşı'nda, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda aktif olarak kullanılıyor. Örneğin Ukrayna Rusya'nın limanlarına ve savaş gemilerine bu kamikaze insansız deniz araçlarıyla taarruz gerçekleştiriyor ve Rusya bundan çok rahatsız. Hatta BM kanalıyla bunu siyasi yoldan da ekale etmeye çalışıyor. Bu kapsamda bu teknoloji çok önemli. Bu teknolojiye sürü kabiliyeti kazandırmak da çok önemli. Bu alanda Havelsan'ın teknolojileri, kabiliyetleri çok önemli. Tabii Havelsan sadece su üstü insansız deniz aracı, insansız hava aracı, insansız kara aracı alanında faaliyet göstermiyor. Biz Havelsan'ın insansız denizaltı alanında faaliyet gösterdiğini de biliyoruz. Belki de bu insansız teknolojilerin en sığ noktası insansız denizaltılar olacak. Muhtemel önümüzdeki günlerde de ben farklı ürünleri göreceğimizi tahmin ediyorum ama bir taraftan da bunlarla ilgili hazırlıklar yapılırken en önemli konuların başında da bir kurmay zekanın bunları birlikte hareket ettirmesi, tabii ki tecrübelerin aktarılması, bunların yazılımıyla, komuta kontrol sistemleriyle hayata geçirilmesi var. Biraz da bunları değerlendirmek istiyorum. Havelsan açısından komuta kontrol sistemleri de bu dijital birliğin sence neresine koyabiliriz? Tabii çok iyi platformlar geliştirebiliriz ama onu bir operasyonel konsepte adapte etmediğimiz sürece veya o operasyonel konsepti destekleyecek bir komuta kontrol yazılımı gerçekleştirmediğimiz takdirde, ki bunu milli imkanlarla geliştirmemiz lazım, çok bir anlam ifade etmiyor. Dünyanın en iyi platformunu yapabilirsiniz ama etkin kullanmak bambaşka bir boyut. Burada da tabii Havelsan'ın çok önemli bir bilgi birikimi var. Havelsan şu anda bizim savaş gemilerimizin savaş yönetim sistemini yapıyor. Bu yaptığı savaş yönetim sistemleri dünyada da kabul görüyor. Pakistan'a ihraç edildi, Ukrayna'ya ihraç edildi, Endonezya'ya ihraç edildi. İhraç edilen başka ülkeler de var. Onun haricinde yine hava platformlarımızın komuta kontrol yazılımını Havelsan geliştirdi. Bizim en sofistike hava platformlarımız abi, senin de bildiğin gibi, Barış Kartalları. Elimizde 4 tane var. Uçan radar diyoruz. Türk hava sahasını 4'ü havadayken bütün noktaların karış karış radarlarını tespit edebiliyorlar. Böylesine sofistike bir teknolojinin de komuta kontrol sisteminin yazılımını Havelsan geliştirdi. Sadece bunlarla sınırlı değil. Onun haricinde insansız, daha doğrusu denizaltı platformlarımız için Havelsan önemli sistemler geliştiriyor. Bilgi sistemleri geliştiriyor. Sadece komuta kontrol sistemi değil, bu bilgi dağıtım sistemleri de çok önemli. Hava kuvvetleri bilgi dağıtım sistemini örneğin mesela Havelsan tek başına yapıyor. Bu alanda bizim sahip olduğumuz kabiliyetler, bilgi birikimleri bu platformların belki etkisini 10 kat, 20 kat, 30 kat arttırıyor. Bugün örneğin mesela bir tane Bayraktar TB2 veya Anka'yı alın, insansız hava aracı platformu, Türk Hava Kuvvetleri'ne verin veya gidin X ülkesinin hava kuvvetlerine verin. O X ülkesinin hava kuvvetleri bizim kadar bunu aktif ve etkin kullanamayacak.
Çünkü bütün her şeyine hakimiz ve ona göre de altyapımızı adapte etmiş durumdayız. Bunlar çok önemli meseleler. Evet, görüyorsunuz buradaki birçok hava aracı, deniz aracı, Türk savunma sanayinin çok önemli ürünleri var ama içine bir şekilde aklı koymak gerekiyor, yazılımını koymak gerekiyor. Bu açıdan da Havelsan'ın bu çalışmaları farklı bir açıdan değerlendirmek, bakmak gerekiyor. Anıl, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu arada işte ekip oyunu diyoruz ya savunma sanayindeki bu işler, bu teknolojiler. Arkamızda o ekip oyunu kurgulayan ekip de hemen geldi. Bu da çok önemli. Yani bütün şirketlerin bir paydaş olarak burada görev yapması çok önemli. Ben teşekkür ederim abi. Şöyle de ben hemen notumu bir gazeteci olarak geçeyim. İsmail Demir, Savunma Sanayi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir. Yanındakileri ben pek tanıyamadım ama onlar da Savunma Sanayi Başkanlığından görevli bürokratlarımız. Emin Asil Türk'ü görüyorum, Kurumsal Koordinasyon Daire Başkanı. SSB heyeti genel itibariyle. Benim tahminim bu sonrasında biz belki bir ihracat haberi, galiba bize iş düşecek bunlarla ilgili. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Herkesi Teknofest'te bekliyoruz.